أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين إلى آخر الآيات صدق الله العظيم. Muhterem dinleyiciler, birlikte Yusuf suresini tanımaya çalışıyorduk. Geçen haftaki dersimizde surenin 91. ayetine kadar gelmiştik. İnşallah bu haftaki dersimizde de okumuş olduğum bu 91. ayeti kerimesinden itibaren tanıyabildiğimiz kadar surenin öteki ayetlerini tanımaya çalışacağız. Bir önceki okuduğumuz ayetlerde Rabbimiz kardeşlerinin Yusuf Aleyhisselam'dan sadaka istemeleri karşısında, yıkılıp dökülmeleri, perişan olmaları karşısında daha fazla dayanamamış, kimliğini açıklamıştı. Perişan olmuş kardeşleri, mahcup olmuş kardeşleri Yusuf Aleyhisselam'dan özür dilemek üzere, bakın şöyle diyorlardı. قَالُوا تَاللّٰهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللّٰهُ عَلَيْنَا Allah'a yemin ederiz ki ey Yusuf, Allah seni bizden üstün tutmuştur. وَاِنْ كُنَّا لَخَاطِئِينَ Gerçekten biz hata etmişiz. Biz suç işlemişiz dediler. Bakın Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşleri, her zalimin, her nankörün, her hatalı insanın söyleyeceği bir sözü söylüyorlardı. Allah'a yemin ederiz ki Allah seni bizden üstün tutmuştur. Allah seni bize tercih etmiştir. Doğrusu bizler suçluyuz. Bizler sana karşı suç işledik dediler. Evet, böyle diyorlardı Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşleri. Hem dünyada hem de kıyamette tüm kafirler, tüm zalimler Müslümanlar karşısında işte bu sözü söyleyecekler. Resulullah Efendimiz'e zulmedenler, ona değer vermeyenler de Resulullah Efendimiz Mekke'yi fethettiği gün aynı sözleri söylüyorlardı. Ey Kerim oğlu Kerim, biz sana kötülük yaptık. Biz sana zulmettik, biz suçluyuz diyorlardı. Evet, o gün onlara bu sözü söyleten Rabbimiz, kıyamete kadar kardeşlerine ihanet eden, kardeşlerinin Müslümanca tavırlarına engel olmaya çalışan, kendi yollarına, kendi anlayışlarına kardeşlerini feda etmek isteyen herkese aynı sözü söyletecek sonunda. Şu anda bu ülkede kafirlerle işbirliği içine girerek ABD ile, İsrail ile, Batı ile birlikte hareket etmek kararı alarak Müslüman kardeşlerine düşman kesilenler, Müslümanlıklarından dolayı onlara kan kusturmaya çalışanlar da yarın pişman olacaklar. Müslüman kardeşlerinin önünde eğilmek ve onlardan özür dilemek zorunda kalacaklar. Bu Allah'ın yeryüzünde değişmeyen bir yasasıdır. Ne olur bizi affedin. Biz yanlıştaymışız. Biz hata içindeymişiz diyecekler ve Müslümanların önünde diz çöküp onlardan özür dilemek zorunda kalacaklar. İşte bu ayetiyle Rabbimiz kıyamete kadar hata içinde olanların Müslümanlar karşısında ezilip büzülüp söyleyecekleri sözü haber veriyor.
Ve yine bakın bundan sonraki ayeti kerimesinde de Rabbimiz kıyamete kadar kardeşlerinin, suçluların, kendilerine karşı suç işleyenlerin bu itiraflarına karşılık bir Müslümanın ne demesi gerektiğini de Yusuf Aleyhisselam'ın ağzından şöylece anlatacak. Kale la tesribe aleykumul yevm yagfirullahu lekum ve huve erhamur rahimin. Onların bu mahcubiyetleri, kardeşlerinin özür dilemeleri karşısında bakın Allah'ın elçisi Yusuf Aleyhisselam onlara şöyle diyordu. Bugün azarlanacak değilsiniz. Bugün sizi suçlamıyorum. Bugün size geçmişin hesabını sormuyorum. Yagfirullahu lekum, Allah sizi bağışlasın. Ve huve erhamur rahimin. Şüphesiz ki o Allah merhametlilerin en merhametlisidir. Bu sözü söyleyen Allah'ın elçisi Yusuf Aleyhisselam'dı. Bakın karşısında özür dileyen suçlu kardeşlerine diyor ki, bugün size kınama yok. Bugün sizi kınamıyorum, sizi suçlamıyorum. Sizi hesaba çekmeyeceğim. Hiç merak etmeyin, size hiçbir şey yapmayacağım. Sizi bağışladım, kaldırın başlarınızı. Artık önceki gelişlerinizde olduğu gibi başınıza sıkıntılar gelmeyecek. Allah sizi bağışlasın. Ben sizin hakkınızda Rabbimden bağışlanma diliyorum. O Allah merhamet edenlerin en merhametlisidir. Şu anda pişmanlığınız belli, haliniz bağışlanmaya elverişlidir diyordu. Ve aynı sözleri Mekke'nin fetih günü beli kırılan zalimlere, Mekke müşriklerine Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam da söylüyordu. Allah'ın Resulü 10 bin civarında bir orduyla, tekbir sesleriyle dört koldan Mekke'ye girmiş, tüm Mekkeli zalimler, tüm kafirler kapana kısılmışlar, evlerine girmişler, kapılarını kilitlemişler ve kış sineği gibi başlarına gelecek belayı bekliyorlardı. Müslümanlar ha geldi gelecekler, ha kapılarımızı, pencerelerimizi kırdı kıracaklar, ha bacalarımızdan indi inecekler ve bizi öldürecekler diye evlerinde bekliyorlardı. Bir saat beklediler, gelen yok. İki saat beklediler, gelen yok. Sonra birer ikişer dışarıya çıktılar, toplandılar, Kabe'nin avlusuna doğru yürüdüler. Baktılar ki Allah'ın Resulü ve Müslümanlar Kabe'yi putlardan temizlemekle meşguller. Aman dediler, Muhammed'in kadınlara karşı merhameti sonsuzdur. İçimizden kadın bir sözcü seçelim, o bizim adımıza Muhammed'den bir özür dilesin de onun gazabından korunalım dediler. Ve Ebu Sufyan'ın karısı Hind'i sözcü seçtiler. Hind, Hazreti Hamza Efendimiz'in ciğerini yiyen kadın, akıllı ve ağzı laf yapan bir kadındı. Hind en önde, kadınlar arkada, erkekler de en arkada, başları yere düşmüş bir vaziyette geldiler. Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam Kusva isimli devesinin üzerindeydi. Hind peygamberimizin devesinin yularından yapıştı. Nasıl bir şefkatli bakış atfettiyse, nasıl merhametli bir bakış yolladıysa Allah'ın Resulüne dedi ki, ey Kerim oğlu Kerim, bize ne muamele yapacaksın? Kavmine nasıl bir muameleyi reva göreceksin? Devesinin üzerinden Allah'ın Resulü Hind'e sordu. Ey Hind, siz bizim durumumuzda olsaydınız, siz bizim konumumuzda olsaydınız, yani siz bize galip gelseydiniz, bize nasıl bir muamele yapardınız? Bize nasıl bir muameleyi reva görürdünüz? Hind eliyle işaret etti. Bizden bu beklenir ey Kerim oğlu Kerim. Senden bağış beklenir, senden af beklenir. Sen ordularınla tekbir sesleriyle Mekke'ye girerken zannetme ki sadece Mekke'yi fethettin. Bizim gönüllerimizi de fethettin diye
eliyle arkasındaki Mekke müşriklerine işaret edince öyle muazzam bir tekbir sesi yükseldi ki bütün Mekke semalarını inletecek bir tekbir sesiydi. Mekke müşrikleri artık Müslüman olmuşlardı. Onların bu tavrını gören Allah'ın Resulü, bakın devesinin üzerinde yıllar önce Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşlerine söylediği sözün aynısını söylüyordu. قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمِ Ey kavmim, kaldırın başınızı. Bugün sizi suçlamıyorum. Bugün sizi kınamıyorum. Bugün size geçmişin hesabını sormuyorum. Hepinizi bağışladım. يَغْفِرُ اللّٰهُ لَكُمْ Ben sizi bağışladım. Allah da bağışlasın. وَهُوَ اَرْحَمُ الرَّاحِم۪ينَ Şüphesiz ki benim Rabbim merhametlilerin en merhametlisidir diyordu. Evet, işte kıyamete kadar peygamber yolunun yolcularının, Müslümanların önceden kafir olup da, önceden zalim olup da hatalarını anlayıp pişman olan ve doğru yolu, İslam yolunu seçenler karşısında söylemeleri gereken söz budur. Korkmayın, endişelenmeyin. Sizden asla intikam almayacağız. Size geçmişin hesabını asla sormayacağız. Değil mi ki sizler gerçeği anladınız? Değil mi ki sizler küfrü bırakıp Müslüman oldunuz? Artık bizim kardeşlerimizsiniz. Zaten bizim bütün derdimiz sizin de Müslüman olmanız, sizin de cennete gitmenizdi. Bizim kavgamızın hedefi buydu diyecek ve onları bağrımıza basacağız. Günümüz kafirlerinin bu konuda zerre kadar bir endişeleri, bir şüpheleri olmasın. Biz asla onlara onların bize yaptıklarını yapmayacağız. Biz asla onlara onların bize reva gördüklerini reva görmeyeceğiz. Bu konuda hiç kimsenin bir endişesi, bir şüphesi olmasın. Evet, aradan yıllar geçti. Yusuf melik oldu Mısır'da. Devlet onun emrindeydi. Kardeşleri çölden geldiler. Allah'ın rahmetinden asla ümit kesmeyen Yakup Aleyhisselam'ın beklentisi yavaş yavaş gerçekleşiyordu. Şimdi artık ikinci gömlek gidecekti Yakup Aleyhisselam'a. Birinci gömlek kurt yedi diye Yakup Aleyhisselam'ın önüne atılıyordu. İkinci gömlek Aziz'in hanımı tarafından yırtılıyordu ve üçüncü gömlek ise yine Yakup Aleyhisselam'a doğru gidecekti. Bu sefer gömleği gönderen oğlu Yusuf Aleyhisselam olacaktı. Bakın Allah'ın elçisi Yusuf Aleyhisselam kardeşlerine diyor ki: "İzhebu bi kamisi haza fa'alquhu ala vechi abi yati basira." وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ اَجْمَع۪ينَ Ey kardeşlerim, şu gömleğimi götürün, babamın yüzüne sürün, üzerine koyun ki görür olarak gelsin. Artık gözleri açılıp görmesi tekrar kendisine dönsün. Ve artık hepiniz, tüm ehlinizle birlikte emin olarak bana gelin, Mısır'a gelin. Erkek, dişi, çoluk çocuk, Yakup hanedanından kim varsa hepiniz gelip emniyet içinde, güven içinde Mısır'a yerleşin. Çünkü Mısır artık sizindir dedi. وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ اِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا اَنْ تُفَنِّدُونَ Kervan Mısır'dan memleketine dönmek için ayrıldığında bakın babaları Yakup Aleyhisselam şöyle diyordu. Doğrusu ben Yusuf'umun kokusunu duyuyorum. Ne olur bana bunak filan demeyin dedi. Evet, ne zaman ki kervan memleketine dönmek üzere ayrıldığında Mısır'dan çölleri aşıp Filistin'e Yakup Aleyhisselam'ın yurduna doğru harekete geçince bakın babaları Yakup Aleyhisselam dedi ki: Eğer bana bunak filan demezseniz, vallahi ben Yusuf'un kokusunu alıyorum.
ben Yusuf'un kokusunu duyuyorum. Ne olur bana deli demeyin. Ne olur bana bunak demeyin. Bana şaşkın demeyin, beni kınamayın diyordu. Dikkat ediyor musunuz? Kervan Mısır'dan Filistin'e doğru yeni yola çıkmış. Arada yüzlerce kilometrelik mesafe var. Ama Allah'ın elçisi Yakup Aleyhisselam diyor ki, bana deli filan demezseniz, bana bunak filan demezseniz, vallahi ben Yusuf'umun kokusunu almaya başladım. Bakın, zaten oğulları Mısır'daydı. Yakup Aleyhisselam'ın yanında bulunan gelinleri, torunları dediler ki, قَالُوا تَاللّٰهِ اِنَّكَ لَف۪ي طَلَالِكَ الْقَد۪يمِ Allah'a yemin ederiz ki, ey dedeceğimiz, ey babacığımız, sen hala eski şaşkınlığındasın. Sen hala eski şaşkınlığını sürdürüyorsun. Sen hala eski yanılgında, eski vehimlerinin içindesin. Babacığımız, dedeceğimiz, Yusuf gideli yıllar olmuş, Yusuf öleli yıllar olmuş, sen hala onu sayıklamayı sürdürüyorsun. Vazgeç bu işten, yazık etme kendine, unut gitsin dediler. Elbette sadece Yusuf'un özlemiyle yananlar alabileceklerdi o kokuyu. Ondan ümit kesip beklemeyenler nereden duyabileceklerdi onu? Bakın, yanılmamıştı Allah'ın elçisi Yakup Aleyhisselam. Hisleri onu yanıltmamıştı. فَلَمَّا اَنْ جَاءَ الْبَش۪يرُ اَلْقَاهُ عَلَى وَچِهِ فَرْتَدَّ بَص۪يرًا قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَكُمْ اِنِّي اَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ Ne zaman ki müjdeci gelip gömleği Yakup Aleyhisselam'ın yüzüne bırakınca hemen gözleri açılıverdi. Bunun üzerine bakın, Yakup Aleyhisselam oğullarına şunu söylüyordu. Elem aqul lekum inni a'lemu min Allahi ma la ta'lemun. Ben size dememiş miydim? Allah sayesinde ben sizin bilmediklerinizi bilmekteyim. Evet, müjdeci geldi. Gömleği Yakup Aleyhisselam'ın yüzüne bıraktı ve birdenbire Yakup Aleyhisselam'ın gözleri açılıverdi ve dedi ki Allah'ın elçisi, ben size demedim mi ki, ben Allah'tan bildiğim bilgilerle sizin bilmediklerinizi bilmekteyim. İşte Rabbimin bildirmesi, işte Yusuf'umun kokusu, işte Yusuf'umun haberi ve Yusuf'umun müjdesi. Dikkat ediyor musunuz peygamber ahlakına? Ne diyor Allah'ın elçisi Yakup Aleyhisselam? Ben Allah'tan, Allah katından, Allah sayesinde Allah'ın bildirmesiyle sizin bilmediklerinizi bilmekteyim. Ne güzel bir ifade değil mi? En kederli anında da en sevinçli anında da aynı sözü söylüyordu Allah'ın elçisi Yakup Aleyhisselam. Tüm bilgilerini Allah'tan biliyor, tüm nimetleri Allah'tan biliyor. Sahip olduklarının tümünü Allah'a izafe ediyor. Hiçbir zaman bildiklerini, sahip olduklarını kendisinden bilmiyor. Nimetler benden, bilgi benden, hayat benden ve hayatın sahibi benim demiyor. Ben bilirim, ben yaparım, ben ederim demiyor. Bir Müslüman da işte böyle peygamber ahlakıyla ahlaklanmalı. Tüm bilgileri, tüm nimetleri, tüm hayatı Allah'tan bilmeli ve sahip olduklarının tamamını Allah'a kulluğa dönüştürmelidir. Bakın, bu gerçekler açığa çıkınca dün kardeşleri Yusuf'un karşısında, bugün de babaları Yakup Aleyhisselam'ın karşısında mahcup olan oğulları şöyle diyorlardı. قَالُوا يَا أَبَانَا اِسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا اِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ Ey babacığımız, ne olur bizim için Allah'a bir istiğfar ediver. Gerçekten biz hata ettik, gerçekten biz büyük suç işledik. Evet,
oğulları, gelinleri, çocukları, torunları, onu kınayanlar, ona sen ihtiyarlamışsın diyenler, ona sen bunamışsın diyenler, ona ihanet edenler, onun oğlunu ondan koparanlar, ona eziyet edenler hep birlikte dediler ki, ey babamız, ne olur bize istiğfarda bulun. Bizi bağışla ve bizim işlediğimiz bu günahlarımızdan dolayı Allah'a istiğfar et. Biz hata etmişiz, biz yanlış yolda gitmişiz dediler. Yusuf Aleyhisselam'ın karşısında ezildiler. Babaları Yakup Aleyhisselam'ın karşısında ezildiler. Kim ezilmez ki peygambere, peygamber yoluna karşı gelir de, kim sonunda pişman olmaz ki peygambere ihanet eder de, kim pişman olmaz ki İslam'a ve Müslümanlara engel olmak için bir rol alır da, söyleyin, Müslümanca bir tavrın karşısına dikilenlerden kim rezil ve rüsva olmamış da sonunda? İşte kıyamete kadar tüm benzer tavırlara örneklik teşkil edecek bir kıssadır bu. Kıssayı anlatan, tüm hayata egemen olan, tüm bu olayları yöneten büyük iradedir. Unutmayalım ki bu dünyada kıyamete kadar her zaman ve zeminde aynı sosyal yasa geçerli olacaktır. Her zaman zalimler bir gün mazlumların önünde eğilecek ve pişmanlıklarını bildireceklerdir. Ve mazlumlar, ezilenler mutlaka bir gün gelecek yeryüzünün meliki olacaklardır. Allah için bir hayat yaşayanlar, Allah'ın takdirine rıza gösterip her şart altında Müslümanca kalabilmenin hesabını yapanlar mutlak bir gün yeryüzünün hükümdarı olacaklardır. Allah bulundukları coğrafyaların egemenliğini bir gün mutlak surette onlara verecektir. Ama unutmasınlar ki onlar da imtihandadırlar. Onlar da adaletten, Allah'a kulluktan vazgeçmemek zorundadırlar. İmtihanlarının her bir kademesinde Allah'ın istediği gibi davranmaktan, Allah'ın istediği gibi bir hayat yaşamaktan vazgeçmemek zorundadırlar. Bakın, oğullarının istiğfar talebine karşılık Allah'ın elçisi Yakup Aleyhisselam şöyle diyordu. Kale sevfe estağfiru lekum rabbi. İnnehu huvel gafurur rahim. Oğullarım, sizin için Rabbimden bağışlanmanızı dileyeceğim. Sizin için Rabbime istiğfar edeceğim. O şüphesiz ki bağışlayan ve merhamet edendir dedi. Evet, Allah'ın elçisi dedi ki, oğullarım, sizin için Rabbimden af dileyeceğim. Sizin için Rabbime istiğfar edeceğim. Muhakkak ki o Allah gafurdur, mağfiret sahibidir. Şüphesiz ki eğer onlar bu yaptıklarından pişman olmasalardı, bu yaptıklarından dolayı Allah'a yalvarıp yakarmasalardı, elbette Yakup Aleyhisselam onlar adına Allah'a istiğfarda bulunmayacak, onların bağışlanmalarını dilemeyecekti. Dilese bile onlar için bu hiçbir fayda sağlamayacaktı. Onlar yaptıklarından utanıp pişman oldular. Rablerinden af dilediler. Yakup Aleyhisselam da onların bu durumunu görerek Allah'a istiğfar edecek ve bu onlar için bir fayda sağlayacaktı. Bakın, Nisa suresinde bu hususu anlatan ayeti kerime şöyleydi. وَلَوْ أَنَّهُمْ اِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللّٰهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللّٰهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. Onlar kendilerine yazık ettiklerinde, nefislerine zulmettiklerinde, sana gelip Allah'tan istiğfar dileseler ve peygamber de onlara mağfiret dileseydi,
Allah'ı tevvaben rahima bulacaklardı. Ve Allah'ın tevbeleri daima kabul ve merhamet eden olduğunu göreceklerdi. Evet, Nisa suresindeki bu ayetin siyakı ve sibakıyla birlikte söyleyecek olursak, eğer insanlar Allah'ın ve peygamberin hükmüne razı olmayarak kendilerine zulmettikten sonra sana gelseler ey peygamberim ve senin huzurunda işledikleri bu suçlardan dolayı Allah'a istiğfar etselerdi, yani yaptıklarından pişman olup Allah'a yönelselerdi, işlediklerinden dolayı Allah'tan mağfiret dileselerdi, Resul de onlara mağfiret dileseydi, elbette o zaman Allah'ı tevvab ve rahim bulacaklardı. Yani eğer Allah'a yönelip yalvarıp yakarsalardı, peygamber de onlar için Allah'a istiğfarda bulunmuş olsaydı, ya Rabbi bunları affet deseydi, gerçekten Allah onları affedecekti, Allah onların tevbelerini kabul edecekti. Bugün de Müslümanlar Allah ve Resulünün istediği şekilde hayatlarını düzenleme kavgası verirlerken, hata edip Allah ve Resulünün istemediğine düştükleri zaman, Allah'a yönelip tevbe etseler, Allah'a istiğfar etseler, birbirleriyle birlikte topyekün Allah'a tevbe edip, ya Rabbi biz daha iyi Müslüman olmak istiyoruz. Biz bu haksız hükümlerimizden, haksız yaşantılarımızdan, insanlara vermiş olduğumuz haksız kararlarımızdan vazgeçip, sana ve senin hükümlerine yöneliyoruz diyebilsek, bilelim ki Rabbimiz bizi de affedecek, bizim toplumumuzda da adaleti, hakkı hakim kılacak, bizim hayatımızı da güzelleştirecektir. Evet, bakın Allah'ın elçisi Yakup Aleyhisselam, oğullarının istiğfar talebine karşılık, hemen şimdi sizin adınıza Rabbime istiğfar edeceğim demedi de, sevfe estağfiru lekum Rabbi dedi. Yakında sizin için Rabbime istiğfar edeceğim dedi. Bunu şöyle anlamaya çalışıyoruz. Allah'ın elçisi demek istedi ki, tamam, oğullarım sizin için Rabbime istiğfar edeceğim ama oğlum Yusuf'uma kavuştuğum zaman istiğfar edeceğim demek istedi. Ya da tamam, sizin için Rabbime istiğfar edeceğim de hele istiğfar vakti bir gelsin demek istedi. Bakın Rabbimiz kitabının bir başka suresinde müttakileri anlatırken وَبِلْ أَسْحَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ buyurur. Onlar, o müttakiler, o gerçek müminler seherlerde Rablerine istiğfar ederler buyurulur. Demek ki istiğfar vakti seher vaktidir. Allah'ın Resulü de bu hususu anlatırken bir hadislerinde buyururlar ki, gecenin son üçte biri olunca Rabbim dünya semasına iner ve sabah vakti oluncaya kadar şöyle nida eder. Ben melikim, ben melikim, ben melikim. Yok mu bana dua eden duasını kabul edeyim? Yok mu benden bir istediği olan istediğini kendisine vereyim? Yok mu bir derdi olup da şifa isteyen ona şifa vereyim? Yok mu günahları olup da benden bağışlanmasını isteyen onun tüm günahlarını bağışlayayım? Yok mu bir sıkıntısı olup da giderilmesini isteyen onun tüm sıkıntılarını gidereyim diye sabah vakti oluncaya kadar Rabbimiz dünya semasından nida eder buyurur. Öyleyse inşallah bizler de istiğfar vaktini, seher vaktini değerlendirmeye gayret edelim. Haftada bir gece, iki gece becerebildiğimiz kadar erken yatalım. Sabah namazı vaktinden bir buçuk saat önce kalkalım. İstiğfar edelim ve tüm günahlarımızın bağışlanması için hayatımızdaki olumsuzlukların, hayatımızdaki yanlışların düzeltilmesi için, toplum olarak hayatımızın düzlüğe çıkarılması için Rabbimize yalvarıp yakaralım inşallah.
İşte Allah'ın elçisi Yakup Aleyhisselam da oğullarına bekleyin istiğfar vakti gelsin, sizin için Rabbıma istiğfar edeceğim diyordu. Evet, bu sefer kervan dördüncü yolculuğuna çıkıyordu. Ama bu sefer kervan Yakup Aleyhisselam'ın rehberliğinde gidiyordu Mısır'a. Ana, baba, oğullar, kızlar, torunlar hep birlikte Mısır'a Yusuf Aleyhisselam'ın yanına hareket eder.